Özer Bey, şöyle bir tablo ortaya koydunuz. Muhalefette lider çıkmıyor, lider yok. Dolayısıyla da Erdoğan'ın muazzam bir kredisi var. Ve ekonomi daha da çok bozulabilir. İnsanların bu konuda bir tahammülü var. Yani ekonomi daha da bozulsa da Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemeye devam edecekler. Ta ki bozulan ekonomiyi, yani Recep Tayyip Erdoğan'ın bozduğu ekonomiyi yine Recep Tayyip Erdoğan'ın düzelteceğine dair inançlarını yitirene kadar. Bu Türkiye'nin bence yani ciddi bir çıkmazı. Diğer taraftan şunu da dediniz. Halk AKP'yi terk etti, ediyor. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında duruyor dediniz. Bu başlı başına bir sistem tıkanıklığı değil mi? Yani bu sistem tamam Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ama bu Cumhurbaşkanı mecliste çoğunluğu kaybettiği an iktidar olamıyor. Yani ancak ülkeyi çok ağır bir kriz ortamında bir süre yönetebilir. Tekrar seçime gitmek zorunda kalır. Bu da zaten aslında sistemi tıkayan bir durum olsa gerek. Bu konudaki görüşlerinizi ben sizin rica edeceğim. Ondan sonra da bu görev onayı ile ilgili bir soru soracağım. Geçmiş yıllarla bugünü kıyaslayarak bugünkü görev onayındaki düşme konjonktürel midir, yapısal mıdır? Onun cevabını isteyeceğim sizden. İsterseniz şimdi de sorabilirim. Teker teker gidelim Kadri. Ondan sonra teker daha rahat oluyor, daha anlaşılır oluyor. Şimdi, buyurun Özer Bey. Tayyip Erdoğan, AKP ve muhalefet üçgeni de benim görebildiğim şu an itibariyle. Çünkü ölçümler anı ölçer. Yani bizim bu ay yaptığımız ölçüm Aralık ayını ifade eder. Aralık ayının bir fotoğrafıdır. İnsanlarda, halkta şöyle bir duygu var. Bunu görüyoruz. Yani ölçümlerde de görüyoruz. Tamam, Tayyip Erdoğan yönetemiyor. Ama onun yerine yönetebilecek birisi varsa gösterin bize diyorlar. Bu çok yaygın bir kanaat. Birisinin bunu becerebileceğini kanıtlaması, kamuoyuna göstermesi lazım. Yani şöyle bir şey. Bir yeri terk etmeden önce insanlar gideceği yeri karar vermek istiyor. Bir güvence istiyor. Halkımızın böyle bir hali var. Belki bu çok pragmatist bir davranış. Veyahut da başka türlü tanımlayabilirsiniz. Ama halk güvenmediği bir istikamete doğru gitmek istemiyor. Şu anda hangi muhalefet partisi olursa olsun veya hangi lider olursa olsun kamuoyunda önemli bir kitleye, önemli bir çoğunluğa ben iktidara gelirsem ekonomiyi düzeltirim algısını üretmesi lazım. Şimdi herkes şöyle düşünüyor. Halk ekonomiyi görmüyor mu? Görüyor. Ekonomi çok kötü. Öyleyse onu terk etsin. Halk da diyor ki peki terk edeceğim, nereye gideceğim? Peki bundan daha kötüsü olmaz deme noktasında değil henüz, değil mi? Bunu söylüyorsunuz herhalde. Yani halk bugünkü ekonomik şartlarında bugünkü işsizlik, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, enflasyona bakarak bundan daha kötüsü olmaz. Türkiye'ye kim gelirse gelsin bundan daha iyisini yapar deme noktasında henüz değil. Netice itibariyle buraya gidiyoruz. Çünkü evet, terk etmiyor insanlar. Yani şunu bekliyor halk. Benim gördüğüm bu. Birileri çıksın ve bana bu işi yapabileceğini göstersin diyor. Bakın, sorduğumuz sual şu. Eğer grafiği bulabilirseniz koyun. Hangisi? Kim ekonomiyi? Ekonomiyi kim iyi yönetir sorusunun bir çaprazını tweetlemiştim biraz önce. Bulabilirse arkadaşlar. Arkadaşlar koysunlar onu. Şöyle bir netice çıkıyor. AK Partili seçmenin %82'si, MHP'li seçmenin %45'i ekonomiyi Tayyip Erdoğan daha iyi yönetir diyor. Bakın, AK Partili seçmenin %82'si, MHP'lilerin de %45'iydi zannediyorum, Tayyip Erdoğan ekonomiyi daha iyi yönetir diyor. Peki CHP'liler ne diyor? %42'si Kılıçdaroğlu yönetir diyor, %15'i Ali Babacan yönetir diyor, %10'u Meral Hanım yönetir diyor, %15'i de bilmiyorum diyor. İyi Partililer ne diyor? %56'sı Meral Hanım yönetir diyor, %44'ü de şu yönetir, bu yönetir diyor. Şimdi
halkın bu konudaki duygusu, inancı bu. Ne Meral Hanım üzerinde yeterince ekonomi yönetebileceğine dair bir algı oluştu, ne de Kılıçdaroğlu üzerinde oluştu. Peki sahneye çıkmış CHP'den ve İYİ Parti'den veyahut da başka yerden ekonomiyi çok iyi yöneteceği düşünülen bir parti kadrosu var mı? Biz şöyle bir soru sorduk 2 ay önce. Sizce ekonomiyi kim en iyi yönetir dedik. Parti lideri falan diye sormadan, parti ismi sormadan. Herkes ucu açık bir soru. Bakın ilk %1'in içerisinde, %1'den yukarıda olanların içerisinde bir tek CHP'li çıkmadı. Selin Sayak Büke de çıkmadı. Faik Bey de çıkmadı. Kılıçdaroğlu da çıkmadı. Yani CHP'lilerin bile kafasında ekonomiyi yönetecek bir CHP'li yok. Bir soru daha soracağım. Bir dakika, senin CHP'yi suçlamak için üzüldüm. Söylemiyorum. Özer Bey, tamam. Özer Bey, yani 2001 krizini hatırlayalım. O zaman da evet. Türkiye'yi ekonomik krizden çıkartacak olan, çıkartan kişi bir CHP'li değildi. Kemal Derviş yurt dışından, Dünya Bankası'ndan çağrıldı, davet edildi. Ona güç aktarıldı. Yani ekonominin bütün yönetimi ona devredildi, güç aktarıldı. Vazgeçti hükümet bu güçten. Bu şekilde oldu. Güven verdi, güven inşa etti. Ve bu şekilde oldu. Yani mutlaka muhalefetten bir liderin çıkıp ekonomiyi daha iyi yöneteceği ilhamını, güvenini vermek zorunda olduğunu iddia etmek zor. Bence burada program önemli. Artı güven tesis etme. Güven tesis etme Türkiye'de ekonomik krizlerden çıkışta hiçbir zaman muhalefetin liderleri tarafından sağlanmadı. 12 Mart'ta hatırlayınız Atilla Karaosmanoğlu, 12 Eylül öncesinde Turgut Özal ve sonrasında Turgut Özal hep yabancı figürler. Yani Türk ama Türkiye'nin siyasetinden yabancı figürler tarafından yapıldı. Dolayısıyla bu ihtimali de bir herhalde göz önüne almak gerekir siyasi analizlerde diye ben naçizane düşünüyorum. Size bir soru soracağım. Şimdi bu görev onayı şeyinizi izliyorum ben, süreç 2013'ten bu yana. Çok ilginç. 17-25 Aralık'ta 71'den 43'e düşmüş Recep Tayyip Erdoğan'ın görev onayı. Daha sonra 7 Haziran 2015 AKP'nin iktidar çoğunluğunu kaybettiği seçim %37,5 en alt nokta. Recep Tayyip Erdoğan'ın görev onayı 37,5, daha altı yok. Sonra da 23 Haziran İstanbul seçimleri 2019 yerel seçimler. Sanıyorum orada da halkın Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi tekrarlatma yönündeki inadı yüzünden 44,2'ye düşüyor. Peki hepsinin nedenini sıralamışsınız. Ben de zaten sizin araştırmanızın bu grafiğini okuyarak bunları size söylüyorum. Yani görev onayının neden bu kadar düşük seviyelere indiğinin nedenleri var. Orada çalışmanızda. Şimdi ise yine alt seviyelerde 52,3'ten 45,6'ya düşmüş ama onun nedeni yok. Nedeni yok. Yani yazmamışsınız ekonomideki kötüleşme veya ülkenin kötü yönetimi nedir bu neden sizce? Oraya bir neden koymak isteseniz ne koyardınız? Ekonominin kötü durumu. Ekonominin kötü durumu. Ekonomideki kötü durum. Peki hiç o zaman derdim. Ben size bir soru ekonomi, soracağım. Ekonomi Kadri Bey. Buyurun. Ekonomi bu ay kötü olmadı. Evet. Bir yıldır, iki yıldır, üç yıldır giderek kötüleşiyor. O genel bir trend. Dolayısıyla %45'e düşmesinin ana sebebi ekonomideki durum. Vatandaş çünkü gerçekten bakın bu ayki araştırmada da var yine. Halkın %25'i zorunlu ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum diyor. Barınma ve gıda. %50'si de sadece zorunlu ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum diyor. %10'u da her türlü ihtiyacımı karşılıyorum diyor. Ekonominin durumu bu, halkın durumu bu. Dolayısıyla o %45 son zamanlardaki en düşük değerdir. En düşük değerlerden bir tanesidir. Biraz önceki sözünüze bir şey söyleyeyim. Dışarıdan birisi geldiği zaman veya dışarıdan birisine güç aktarıldığı zaman ancak düzeliyor. Şimdiye kadarki gelenekte böyle bir şey var dediniz. Doğru ama benim şahsen tercihim siyaset sahnesindeki liderlerin bunu becerebilmesidir. Meral Hanım'ın,
Ali Babacan'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu becerecek hale gelmesidir. Ben bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Biraz önce bir şey söyledim. Affedersiniz, Selin Sayık Büke'nin CHP'deki görevi ne şu anda? Genel sekreter. Selin Sayık Büke saygın bir bilim kadınıdır. Yurt dışında doktora yapmış, Bilkent'te öğretim üyeliği yapmış, saygın bir bilim adamıdır. Ne işi var genel sekreterlikte Allah aşkına? Yani CHP kendi kıymetlerini sahneye çıkaramıyor. İYİ Parti'de henüz tanınmayan birkaç tane ekonomist var ama hala tanınmıyor. Dolayısıyla ben bu siyasi parti liderlerinin bile, mevcutların bile bu işi becerebileceklerini düşünüyorum. Ama mevcut tabloyu okuyamadıkları kanaatindeyim. Kemal Kılıçdaroğlu niye ekonomistleri ön plana çıkarmıyor? Meral Hanım niye ekonomistlerini ön plana çıkarmıyor? Hep kendileri çıkıyorlar. Bunları seyretmekten bıktı insanlar. Memnun değiller. Yeni insanlar istiyorlar. Ali Babacan çok büyük bir siyasi hata yaptı. Niye ayrıldığını izah edemedi ve bagajındaki günahları nedeniyle özür dileyemediği için hala bir yıldır kuruldu. Oyu 1/4. Ali Babacan böyle bir potansiyele sahipti. Ama o lider olmayı değil, teknokrat olarak kalmayı tercih etti. Yani ben siyaset sahnesinde bu işi becerecek insanların olduğuna inanıyorum. Ama bir şekilde onlar bunu okuyamıyorlar ve bunu beceremiyorlar. Evet. Dışarıdan birisine ben ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Yani bir Kemal Derviş'e veyahut da bir başka Kara Osmanoğlu'na ihtiyacımız olduğu kanaatinde değilim.